Ne yapacaksın? Beni de merdivenlerden mi fırlatacaksın? Kızıma yaptığın gibi. Benim Merve ile bir sorunum yok. Oo, bakıyorum kızımın ismini hatırlıyorsun. Hani sen bana demiştin ya. Benim derdim Berna ile değil senle diye. İşte benim de derdim senle. Nedeni de şu anda seni kızımın yatağından çıkarmış olmam. Bak şu yaptığın rezilliği Duru ve Şahin'den sakladığım gibi Merve'den de saklıyorum. Ama sabrımı zorlama. Elinden geleni ardına koyma. Ne yaparsan karşılığını misliyle alırsın. Sen de öyle. Yürü. Hacer, ben sana odana git demedim mi? Sadakat ne güzel bir şey değil mi Hacer? Özellikle doğru insana gösterirsen. Ne oldu anne? Hani cesedini çiğnemeden bu eve giremezdim? Hırsız gibi girince girmiş mi oldun? Yok, hiç de öyle değil. Şahin bana odasını verdi. Duru da pijamalarını, en sevdiği. Onlar dar gelince Fikret de Berna'nın geceliğini verdi. Sence hırsız gibi mi girmişim? Sırf bana olan nefretin yüzünden Fikret'i tuzağa düşürdüm. 5 yaşında bir çocuğun bile inanmayacağı saçma sapan bir yalana inandırdın. Korkunç bir tesadüf, öyle mi? Tabii ki tesadüf değil. Fikret'le ne işim olur ki benim? Keşke bu söylediklerini Fikret de duysa, senin gerçek yüzünü görse belki aklı başına gelirdi. Fikret benim avucumun içinde. Ben ona ne istersem yaptırırım. Hatta hiç kimsenin inanmayacağı şeye bile inandırırım o. Hı, benim için çocuk oyuncağı. Fikret'i hiç sevmem. Ama bu bir sır değil, o da bilir zaten. Tamam, biliyor musun, onu acıyorum. Hatta ona söyledim de. Beni Ferda'dan kurtar diye yalvaracaksın dedim. Kurtaramazsın anne. Kurtaramazsın. Hiç ihtimal yok diyorsun yani. Hayır. Peki sen ne diyorsun Fikret? Ferda hiç ihtimal yok diyor. Fikret. Ah, şok oldu galiba, hiç ses çıkmıyor. Sen bir şey söylemek istemez misin biricik aşkına? Çanak çömlek patladı yani, ağzınızla yakalandınız. Sizin böyle bir hata yapacağınızı hiç düşünmezdim. Demek onca plan, kılı kırk yaran hesaplar böyle küçücük bir hatayla yerle bir olabiliyor. İnsan kaç yaşında olursa olsun öğreniyor. Bu sadece benim sorunum da değil, bütün insanların sorunu. Bütün insanların? Evet, kendim bile. Etrafındaki insanlara bak. Tanıdığın insanları şöyle bir gözünün önüne getir. Artık gururlu insan yok. Kibirliler var. Gurur başka, kibir başka. Artık özgüvenli insan yok. Hadsizler var. Özgüven başka, hadsizlik başka. Ben de kibrime yenildim. Ah Ferda. Sen o gün aslında sadece sana verdiğim çeki yakmadın. Büyük bir yangının fitilini ateşledin.
Şimdi pişmansın değil mi? Sana git dedim. Kızını da al, kendine yeni bir hayat kur dedim. Yapmadın. Kendini yaktın. Bari kızını yakma. İyi bir anne olmaya çalış. Sana bunu ödeteceğim anne. Öyle mi? Şimdi çık git. Bir daha da bu evin yakınına bile yaklaşma. Hele benim karşıma hiç çıkma. Ezerim. Ferda. Fikret, ne yapıyorsun? Çok ayıp. Kusura bakma. Aptal yerine konduğu için biraz öfkeli tabii. Ama merak etme. Çabuk unutur. Ben Fikret'i iyi tanırım. Korkunç bir tesadüf yüzünden Ferda'yı mı suçluyorsun? Sana taksi çağırayım diyeceğim ama... sen bir yolunu bulursun nasılsa. Ben bir yolunu bulurum anne. Mutlaka bulurum.